yapacağız. Günaydın. Kameram çınlıyor olabilir. Yani şu an bir çınlama sesi geliyor olabilir. Çok üzülüyorum bunun için. Çözmeye çalışıyoruz. Mikrofonla alakalı bir sıkıntımız var. Evin yerleşmesi çok az kaldı. Dün koltuk aldık. Haftaya cuma gelecek. IKEA'larımız geldi. Çok şükür. Allah'ıma bin şükür. Yanlış adrese gitti. Yine Ecmel'e gitti. Oradan ayrıca bir nakliye ücreti verip bizim eve getirdik. Çünkü artık bir daha geri gönderemezdim yani. Neyse, sonuç olarak geldiler. Aşağıda duruyorlar. Montaj ekibini bekliyoruz. Şu an giyim odasındayız. Etraf bu şekilde. Bir kısmını yerleştirdim dolabın. Şöyle göstereyim. Şimdi dükkana gidiyoruz. Bir tane gelinimiz gelecek. Gelinimize buketini, yaka çiçeğini, tokasını teslim edeceğiz. Ondan sonra eve geri geleceğiz. Akşam da moda sahil. Ben Caddebostancıyım ama herkes modaya daha yakın olduğu için modaya gidiliyor herhalde. Aşağıdaki durumları göstermek isterim size. Bunlar IKEA'lar. Kapının girişinde duruyorlar. Yeni salıncağım geldi. Bu sefer tam oldu o şeye. Ama bu kez de uzun örmüşler. Yani yere çok yakın. Birisi üzerine oturunca iyice artık püskülleri yere değiyor. O yüzden onu geri göndereceğim ve biraz daha kısasını yollayacaklar. Alıştık artık. Hiç üzülmüyorum. Hiç sıkıntı yapmıyorum. Burası geçici köşemiz. Makrame salıncak buraya gelecek. Bu şekil yani. Buffy bu aralar aşırı yaramaz. Yani hiçbir şekilde söz dinlemiyor ve evin her yerine işiyor. Merkür retrosu varmış. Geçince geçer mi? Acılarımız. Ne dersiniz? Alışmadık götte dondurmazmış. Her tarafımı kahve yaptım. Ulan bir kahve alayım da gideyim dedim dükkanıma. Her tarafım kahve oldu. Bu termosum da ta... Salak. Şimdi böyle bir buketimiz var. Bu buketi bağlayacağım. Şu an biraz gevşek. Çünkü gelin değişiklik ister diye gevşek bırakmıştım. Şimdi tamamen saracağım. Sonra haline getirdim. Çünkü beğendim. My whole song. Boynumu bükmüş. O yüzden onu biraz sağlamlaştırıp o şekilde tekrardan ketin içine entegre edeceğiz. Azıcık kahvem için. Şimdi buna ipek kurdele. Böyle bayağı tatlı kurdelelerimiz var. Bunlar ipek ve bitki atıklarından boyanıyor. Darwin's Botanicals diye bir girişimin ürünleri. Tek kişi yapmak çok zor bu keti ya. O kadar 3-4 ele ihtiyacım oluyor ki. Böyle uçuş uçuş duracak. Şimdi yaka çiçeği yapacağız beraber. Yaka iğnesi için malzemelerimiz 1 adet silikon tabancası, 1 adet yaka iğnesi aparatı, ip ve tabii çiçek. Keşke çiçekleri çıkarsaydım. Yaka iğnesi yaparken aslında elimizde minik bir buket oluşturuyoruz. Yani olayı bu. Çok güzel oldu bu. Aşırı beğendim. Aparatımı böyle alıyorum. Böyle kesiyorum. Yaka çiçeğimiz hazır. Bayağı güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu da tokası. Şimdi sıra bende. Böyle bir şeyimiz var. Diyorsunuz ki bu ne? Bu bir kutu olacak. Var çok karanlık ya. Kutu mu karanlık yoksa büyüyor mu karanlık?
Sen gelince aydınlanıyor. Sen aydınlatırsın geceyi. Benim en sevdiğim kısım. Bunu yapıştırdığımız kısım. Şimdi buket toka ve yaka çiçeğini fotoğraflayacağız. Ardından gelinimizi bekleyeceğiz. Hasır mı olmadı? Bence daha iyi görünüyor. Evet, çok güzel gözüküyor. Çok güzel oldu bu fotoğraf. Bayağı güzel oldu. Kameramız bozuldu. Tam buketi teslim edecekken fotoğraflamamız lazım. Evet. Kamera bozuldu. Merkür Retrosu bırak peşimizi ya. Siparişiniz hazır. Kartlama nakit mi? Burger kuryesi gibi. Evet, Burger King kuryesi gibi. Ama minimal. Şimdi gelinimizi bekliyoruz. Yoruldum ha. Şurayı biraz toplayalım mı? İşlem tamam. Buketimizi teslim ettik Allah'ın izniyle. Şimdi tavuk pilav yiyeceğiz. Tam yanımızda bir tavuk pilavcı var. Hayatımda yediğim en güzel tavuk pilavı yapıyor. Yani o kadar güzel ki tadı. Her geldiğimizde böyle tavuk pilav yiyoruz. O yüzden biraz. Ay kızı şey demeyi unuttum. Fotoğraflarını bekliyoruz. Ezersin şimdi. Yok. Bu vlogu izliyorsan bu vlogu izliyorsan sevgili gelinimiz bize fotoğrafları mutlaka at. Biz de seni paylaşalım o güzel gününde. Güzel gelinliğinle ve güzel buketinle ve güzel kocanla. Tokanla. Tokanla. Kocanla. Kocasına da yaka iğnesi olacak iyisi. Ya o yüzden. Zaten kardeşi izliyormuş beni. O görmese bile kardeşi iletir. Ben bu çok büyük ya. Ben bunu bitiremem ben. Ben senin yerine yerim. Şükür. Mukbang yapalım mı? Mukbang. Mukbang. O nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Ben düz yiyorum şimdi başlıyorum. Yiyerek konuşuyorum herhalde ağzım doluyken. Biraz terbiyesizce. Yani. Ne konuşuyoruz? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Bence önümüzdeki haftanın ona kadar evdeki çoğu şey bitmiş olacak her şey hatta. Gerçekten o kadar çok korkuyorum ki montaj ekibi de yanlış yere gidecek diye. En azından kırılacak gidecek bir şey yok. Kalp değil mi? Orijinal yoga sistemi neredeyse orada refah, başarı, özgürlük ve mutluluk vardır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Valla 300 yıldır uğraşıyoruz bu konu hakkında. Yani ekonomi, refah, başarı, özgürlük nasıl gelir diye. Bulmuşlar. Boşuna yazıyoruz bu kadar. Akademik makale falan. Yok aymışsın. Ben kadını gördüm tamam mı? Hı-hı. Böyle sağa sola bakıyor. Şey sandım, Yehova şahit sandım. Geziyor onlar ya. Ben çok denk geldim Yehova şahitlerine. Böyle ayot buluyorlar. Elinde bir kağıt defter. Asla anlamlandıramadım şeyler söyleyeyim. Kozmik evren hakkında ne düşünüyorsun lan böyle şeyler söyle. O da bir tarikat. Yehova şahitleri bir de kozmik evren de değil. İsa mı İsa ama o senin İsa bildiğin İsa değil İsa'sın. Böyle değişik bir İsa. Hayır ama onlar da böyle işte şeyden konuşuyorlar. Enerji mi? Enerji. Gençliği yakalıyor enerji. Ya benim işte kuantum manyetizm mi falan. Ben pendikle rastladım bir de işin ilginç yanı. Pendikte ne işiniz var yani? Taşlar durur benim. Korkmuştum biraz. Güzel. Tarikatları falan katılıyorlar. Garip ya. Scientology diye bir tarikat var yani. John Travolta, Tom Cruise. Beslemi Tüşörlü Hayt. Yok artık. O da mı? Evet. Ve aşırı büyük bir tarikat bu anladın mı? Yani 2-3 tane yaşlı kadın toplanması falan da değil. Evet. Çok garip geliyor. Çok uğraştılar onlar 90'larda vergi muafiyeti kazanmak için, bir din süsü almak için. Allah Allah. Bu arada yani Hayt'le ilgili bilgi var ya, bu bilgiyi belki videolarında kullanacağım bir bilgi sanki. Yok. Spoiler mi verdi? Böyle karanlık bilgiler istemiyorum. Her dizinin en az bir oyuncusuyla ilgili aşırı karanlık şeyler var. Mesela komünistin. Mesela. Dan Harmon'un aslında cinsiyetçi, iğrenç bir herif olması. Gerçekten mi? Pierce karakterini oynayan adamın Chevy Chase'in, Chevy Chase, inanılmaz ırkçı olması. Orada Chevy Chase'in koltuk reklamını oynamış olması. Bilmeyenler var. Ben çok şaşırıyorum çünkü ya. Çünkü kontrol çok eski bir şey biliyor musun? Hı, bizim eşimiz o zaman mı bilmeyenler var? Ya reklamı direkt hatırlamıyor anladın mı? Yoktu mu direkt anları? Kol içiyorlardı bir yandan bir kadar çok yaşıyorlardı falan. Ben desin. Ben desin, ben desin. Check please. Ben desin. Ha? Ben desin. Ben desin. Ben desin. Ben desin. İçince kolanın kurkalısın.
okay? Listen, say hello to yenge, okay? Say hello to yenge. Çok yalnız taşaklı olay yani, çevir çevir oynatman. O zamanlar daha ünlüydü adam. Koskoca ülkeden var. Değil mi? Koskoca ülkenin. Bak da olmadı. Koltuğu sonra satıldı değilim. Koltuk adı şimdi yani. Hiç yani... kola içmesek beğeneceğiz de. Eğleniyorduk ya, her dizide bir karanlık karakter vardı. Friends'te. Aşırı karanlık bir şey var mı bilmiyorum ama Chandler oynayan Matthew Perry'nin çok ağır bir uyuşturucu bağımlılığı vardı, alkol. Daha çok alkol sanırım. O yüzden 6. sezonda Duba gibi oluyor. Öyleymiş. Sezon bitiyor, ince sezon başlıyor. Değişik bir şeye dönüşüyor adam. Ben çok böyle başladı, bittiği yerde başlıyor galiba o sezon. Bayağı komik. Kötü yani, bayağı uğraştı o. Yaşlandı adam, çöktü zaten 2 sezonda. Mesela Glee. Glee'ye hiç girme. Glee var ya, bok çukuru. Çok kötü yani, kastın yarısı ölü, diğer yarısı da hapiste falan, öyle bir. Peki sen Blaine'e nasıl çıktığını biliyor musun? Blaine'in ünlü oldu çünkü ya şimdi. Gezirdik ya beraber Harry Potter müzikalini, ondan mı bahsediyorsun? Harry Potter... Bakın, Harry Potter Musical diye bir müzikal var, tamam mı? Darren Criss, üniversitedeki işte tiyatro ekibiyle böyle bir müzikal ortaya koyuyor. Bütün şarkıları kendileri yazıyorlar, senaryoyu kendileri yazıyorlar. Müthiş, o kadar komik, o kadar güzel bir parodi oyun ki. Ve gerçekten Harry Potter serisinin avucunun içi gibi bilmeyen birisi o oyunu yazamaz. Çünkü böyle çok genel şeyleri değil de daha çok böyle ince yerlerden yakalayıp yazmışlar karakterleri. Müthiş. Devin orada işte Harry'i oynuyordu. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? 8. filmin, Ölmeyen Diğerleri Part 2'nin galasını canlı izliyordum. Çünkü neden izlemeyeyim? Çünkü veda ediyoruz ve çok güzeldi falan. Böyle kırmızı halıyı izliyorum. Bir baktım bir zıplayarak, hoplayarak, paranda atarak falan kırmızı halıya girdi. Bir baktım Darren Criss. Onu da çağırmışlar. Dünyanın en güzel olayı değil mi ya? Daydık mı? Ben şiştim ya. Ceyhun, sana sormak istediğim son bir şey var. Çok. Sence Buffy nasıl? Bizde olan, köpeğimiz olan değil. Çok güzel. Bence bayağı aynı. Bayağı karanlıklaştı son iki sezonda. Ben çok eminim gidişatına. Öyle mi? Ama nereye varacağını çok merak ediyorum. Güzel, bakın 6 sezon izlemiş, merak duygusu hala. Yerim. Ceyhun Buffy'yi izliyor ve seviyor diye çok mutluyum. Ben seviyorum diye bana yalan mı söylüyor acaba diye düşünüyorum bazen. Ama sonra ben hiçbir şey demeden Buffy izleyelim ya, ne zaman dizi, çok özledim Buffy izleyelim falan filan diyeceğim. Ben aşırı mutlu oluyorum. Çünkü bence gerçekten çok güzel bir dizi ve eski diye insanlar başlamak istemeyebiliyorlar. Ve ilk sezon birazcık daha şey, durgun, durağan. Friends de öyleydi. Ben Friends izlediğimde ilk sezonu bitirmiştim ama yapmıştım. Buffy bitince ne izleyeceğiz? Bayağı bir şey izledik beraber. Yani düşününce Glee'yi... Benim en sevdiğim dizileri hep izlettim sana. Firefly, Glee, Community, Suits... Veronica Mars. Veronica Mars dedik. Parks and Rec izlesek mi acaba? Parks and Rec çok güzel ya. Sen de biz Parks and Rec izledik aslında. Böyle ama baştan sonuna izlemedik. Brooklyn Nine-Nine yani... izledik beraber. Evet, Brooklyn Nine-Nine izledik. Parks and Rec çok komikti ya. Bir bölümü vardı Parks and Rec'in. Arasa bulamayız artık. Yani bana daha ilişkimizin ilk senesi falan da hatırlıyorum. Biri Parks and Rec bölümü çok beğenirsin edersin diye diziyi izletmişti. Bir bölümü izledik. O kadar komikti ki. Hayatımda izlediğim en komik sitcom bölümü o olabilir. Yani gülmeden nefes alamıyorum ben. Boğuluyorum aslında. Onun da mesela ilk sezonu çok kötü. Çok kötü. Ben seneler önce ilk çıktığı zaman bıraktım yani. Yok dedim. İzleyemem ben bunu falan dedim ki Amy Poehler'ı falan aşırı seviyorum. Orada dizi tarihinin en ilginç karakterlerinden bir tanesi var, Ron Swanson. Ron Swanson muhteşem bir karakter, en sevdiğim karakter. Libertaryen bir devlet memuru, müthiş bir karakter ya. Düşündükçe asla iş yapmıyor devlette, devletin içeride devlet savaş açmış. Neyse, buluruz izleyecek bir şey Ceyhun ya. Buluruz. Öneri yapsınlar mı? Öneri yapabilirsiniz. Ceyhun'la birlikte izleyeceğimiz uzun soluklu bir dizi. Yani güzel olsun. Buffy, bakalım veterinerini hatırlayacak mısın ve yine kapıda savaşacak mısın bizimle? Bak, bak, bak. Buffy gel. Hadi. Gireceğiz, içeri gireceğiz, hadi. Hadi yürü. İnanamıyorum, unutmamış olmana ya. Ya ne kadar hadi yürü. Biz bir navigasyona geldik. Buffy. Hadi gel, 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 gel. Aferin. Yürü. Hadi gel, gel, gel. Ya saçmalama. Hadi gel, ne yaptık ama ya? Hadi gel, aferin sana. Bana kadar olmuşsun, kaç kilo olmuşsun? Ay evet ya, çok kilo oldu.
otur. Otur bak şimdi sen mama seviyordun tamam mı? Hatırlıyorum ben. 17.8 18 diyelim. 4 kilo almış geldiğinden beri neredeyse. Dobiş. Arkadaşlar. Neler oldu neler. Biz eve gelip çok fena bir şekilde bayılmışız yani. Çok kötü uyumuşuz. Hemen duş aldım, hazırlandım. Üstümü değiştirdim. Bu şekil. Şimdi gidiyorum. Ceyhun gelmiyor. Çünkü çalışması lazım. Bir türlü çalışamadı o da yoğunluktan dolayı. Ödevlerim varmış değil mi aşkım? Çok ödevim var. 3 gün sonra 3 tane ödevim var. Daha çıkamadım ödevlerimi. İyi çalış tamam mı? Tamam. Aferin. Sizi yiyeceğim tamam mı? Tamam. Hasta olma sakın. Üşütme. Hiç öyle yere falan oturma git. Sandalyeni al bir tane. Çok zorlu bir yolculuk değildi. Ama bir süredir araba kullanırken çok korkuyorum. Niye bilmiyorum. Arabanın vitesinde sıkıntı var. Böyle biraz sarsılıyor falan. O sanırım birazcık güvensizlik hissi uyandırıyor bende. O yüzden biraz korkuyorum. Ama başarıyla, sıfır sıkıntıyla Kadıköy'e geldim. Mutluyum. Şu an beni netlemiyor. Yürüyeceğim Moda sahile doğru. Çok acıktım bir de. Yemek yedim. Uyudum uyandım. Acıktım. Yani ne anladım ben o yediğim yemekten o zaman. Neyse. Hadi gidelim. Moda sahil. Sana nereden gidiliyor? Aranıyorum. Alo. Şimdi indim. Bu Moda sahili nereden gidiliyor? İyi tamam ben bulurum herhalde ya. Bana konum atın. Evet. Hadi bay bay. Yaşlandık karıştırıyorum artık. Daha önce söylemiştim. Ben Caddebostancıyım. Bayağı yürüyeceğiz galiba. Hayatımın bir döneminde Moda'da yaşamayı o kadar çok istiyorum ki. Dünyanın en güzel yeri. Ama çok pahalı. Ve binalar eski. Eski olması güzel. Ama çeşitli korkularımız var. 20 dakika uzaklıkta bırakmışım arabamı. Ama geri dön, arabaya bin. Oradan çık. Yeni park yeri ara. Oraya git falan filan derken yine 20 dakika olacaktı. O yüzden yürüyeyim bari Moda'da dedim. Ne zamandır yürümemiştim. Özlemişiz. Elime bakmayı değil mi ya? Leblebi ister misin? Tonk sana mı diyorum ya? Acıyor acıyor. Kanadı zannettim ondan korktum. Üşümükmüş ama. Üşümükmüş. Çok kötü ses geldi aşırı korktum ya. Sen de kaçtın. Tonk hayır. Tonk Tuba'nın bu yaptığınız yetmedi mi? Katil zanlısı. Katil zanlısı köpek. Ay fazla. Sana iyi gelir. Ya Tom Cruise'u sevdim. Pecişiniz var. Akmış mı gözlerim? Akmış. Ne yaptın kız? Hayat topla oynuyor. Bak. Gerçek bir av köpeği. Top avladı. Bak anlatıyorum. Ben topu şöyle vurdum. O da böyle, bak şimdi aynen şöyle oldu. İleri doğru atlarken Tuğba'ya doğru atladı. Bu doğru. Bu olayda bir sürü kişi suçlu. Kafamı çevirdiğim için ben bayağı öncelikle. Lan ne yapıyorsun? Bana sen mi yaptın demek istiyorsun? Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Çıkar göster. Terbiyesiz. Ben senin replik oradaki terbiyesiz. Terbiyesiz. Alçak kuştu. Bence ahlaksız adam. Alçak kuştu herkes sever ama terbiyesiz. Abi o sinirle söylenecek bir şey değil. Bence de ahlaksız adam bayağı iyi. Çünkü hani hem hakaret hem zarif. Ne desem ahlaksız adam diyeyim en iyisi. Bak şimdi. Terbiyesiz adam çok sinirli bir kere. Ve sinirine hakim olamıyor. Olmaya da çalışıyor. Terbiyesiz diyor yani evet, çok iyi. Evet patlamayla değil mi? Vlog çekiyorum. Size İspanyolca havlayayım mı? Jav 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 jav. Tabak lazım. Çöp poşeti burada var. Bak, ben çok...
aradım. Gerçek bir piknikçi. Siyah çapulcu. Çok sinirliyim şu anda. Keşke bir kadında kalmayayım. Yeği yoksa köpeğin aşısı? Çok acıyor yani, korkunç acıyor. Biriniz gidip kadına tekrar sorar mısınız aşısı var mı diye yani. Sağ tarafında köpek saldırısına uğradık. Başlığım hazır. Şunu thumbnail'a koyup çekeyim. Azıcık ketçap falan yok mu? Birazcık daha dökelim. Endişeli bakıyor. Şu an kanamıyor. Ayakkabını açtı. Ayakkabını da ısırdı çünkü. Aa. Kadın net sarhoş bu arada. Kadın %2000 falan sarhoş bu arada. Ayakta duramıyordu yani. Ama çok tekesiz bir kadın değil ya. Bence arayalım. Ne dedi? Veterineri arayalım. Tamam. Teşekkür ederim. Rahatsız ettik sizi de bu saatte. Kusura bakmayın lütfen. İyi akşamlar. Hatırladı. Bütün aşıları tam dedi. O zaten agresif bir köpek. Bizi de ısırdı birkaç kere dedi. Sahibini de ısırdı bu arada. Sahibi bu arada aşı. Sahibi iki kat daha agresif bu arada. İti böyle olmadan. Dur Ramos. Kadın bence güvenilmez değil. Kadın sarhoş. Yani güvenilmez. Şakir'e mısın desem evet diyecek kadın şu an. Umarım yanmaz, çok korkuyorum ya. Yanacak bu arada, net yanacak. O zaman sıktığın an buz süreceğim. Yanar ya. Yanar mı ya? Gel gel hadi gel. Hiç yanmayacak. Tamam, hiç yanmayacak. Şık şık. Kolonya da. Çek artık, arada çek. Yanmayacak. Yanmadı. Ya biraz daha sıkayım o zaman. Hazır yanmamışken biraz daha sıkalım. Şey, tamam, daha iyi. Şu moddayım şu an. Tolga niye yakıyorsun? Atladı, gördün mü? Çok basitmiş. Hadi gel. Arda, ikimiz aynı anda yapamayız. Nasıl yapamayız? Yaparsınız be. Tamam da biri benim. Ben de tırmanmak istiyorum. Tutayım mı? Tamam. Yok, ben Tuğba'yı almaya gidiyorum. Elimi tut. Bir dakika dur. Böyle ben de geliyorum. Yazık, gerilim versenize. Hayır, vermeyeyim. Maymunluk peşindesiniz, bakıyorum. Çok mutluyum. Ne? Nasıl gideceğiz? Ben alırım onu. Tamam. Konsolde, konsol. Yatılıyor çok güzel ha. Dedim ya, en sevdiğim şey hayatta ya. Böyle bir yerlere tırmanmak. Gel gel gel. Kes 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 kes. Gel yukarı gel, buraya gel, gel. Gel, Fox. Akıllı köpek. En son ne zaman kaydıraktan kaymıştım bilmiyorum. Ve kayamadım. Ya artık yeni kaydıraklar çok kaymıyor. Kötü ya, kaymıyor. Şu neymiş? Ne dram var ne gerilim var. Biri düşecek tutacağım falan böyle. Şanslı kaybettim, ben indim artık. Bu da burada zıplıyor. İşte. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Sana daha görüşmeyiz. Burnun biraz indi bence. Burnun ucu normalde biraz bu tarafta mıydı? Yani evet, çok az o taraftaydı ama çok belli olmuyordu. Biraz belli oluyor. Arkadaşlar, tam olarak şurada evlenme teklifi almıştım. Böyle bir bilgi geldi aklıma birden. Şurada bir yerde. Burası mıydı ya? Buradaki değildi. Başlık, arabamı kaybettim. Eylül bahar. Arabamı kaybettim. Clickbait değilmiş. Evet. Clickbait değilmiş, yaşanabiliyormuş. Merhaba. Ahmet bırakıp eve geldim. Abi koskoca otoparkta yer yok. Çünkü bazı hayvanlar iki arabalık yere böyle park ediyor. Ben de yol kenarı gibi bir yere bıraktım yani. Geçsinler buradan, geçerler. Ben geldim. Artık lensimi çıkarmam lazım. Thank you.
atıyorum. Bir süre vlog çekmem, çok vlog üst üste oldu. Umarım vloglarımız da eğlendiriyordur. Bugünüme dahil olduğunuz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.